Aleyna gelsin. Yine Ramazan ve yine kaynana kokusu. Yani sizi son davet edeceğim derken işinizi ilk değerlendireceğiz anlamında söylemiştim. Gel bakalım Aleyna. Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz mutsuz görüyorum ben seni. Gel söyle makasadır. Aslında söylemek gerekirse biraz enerjine girmeye çalıştım ama modum düşük. Neden? Çünkü ya kıyafetin içinde kendimi şu an hissedemiyorum. Kıyafet senin dolabındaki en çılgın kıyafet. Evet ama kıyafetten de önemli tabii ki saç, makyaj. Ya bilmiyorum şu an o kadar sinirlerim bozuk ki alınmak için kendimi zor tutuyorum. Bence ağla. Ya bir ayna alabilir miyim gerçekten? Bir ayna almak istiyorum. Ağla. Ya ayna lütfen. Ne? Yani bu kıyafetle saçı makyajı mı beğenmedin? Uyumlu ya şimdi beğenmedin. Şöyle, tamam. Ben makyaj, saç hiçbir şekilde kıyafete uyduramadım. Zaten hiçbir şeyim hiçbir şekilde iyi, yani yolunda gitmedi. Şu an kendime bakıyorum, ilk geldiğim ve son geldiğim halime. Yani izleyiciler de görüyordur umarım. Ya arada dağlar kadar fark var. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi arkadaşlar, bakma aynaya bugünkü direkt konsepti Allah. Bilen var mı? Hatırladınız mı? Konsept nedir konsept? Konsept kınayı getir, hani kınayı getir. Şov saçı getir. Arkadaşlar, şov evet. Saçı, şov makyajı. Kına değil, onu biliyoruz. Hayır, ben de... Kına değil. Hayır, ben de avantgard saçı kime anlatıyorum ben? Avantgard mı? Evet, avantgard saçı kime anlatıyorum ben? Allah'tan Adnan Bey burada. Ramazan Bey, yaptığınız saçın sokağa çıkma yasağı var ya. Arkadaşlar, siz bunları anlamazsınız zaten. Ben onda şüphem yoktu, onu da biliyordum. Ben... Bir de o kadar çok yüksek fanda saçla tarayabilirdim. Siz bununla idare edin. Bunu bile kaldıramadınız ki. Beni şaşırtmadın. Başkalarını anlat. Damadın amcasından bir çeyrek. Alkış. Bazen usta tutar saç konuşur yavrum. Bak izle. Bence bir hanımefendi kendini bu kadar kötü hissederken önce onu bir dinleyelim arkadaşlar. Ya benim için zaten önemli olan bir kadının giydiği kıyafet içinde kendini mutlu hissetmesidir. Ben kıyafetimle aslında mutluyum. İlk başta geldiğimde enerjik giymeye çalıştım ama... Yüzümü hatırladıkça ve saçımı gördükçe sinirlerim bozuluyor. Yani diyorum ki arada dağlar kadar fark var. Mesela bu alnımdaki şey ne ben anlam veremiyorum. Kimse bana söylemedi bunu takacağız. Daha önceden konuşulmadı. Son dakika evet, elime bir anda çıktı ve bence çok hoş oldu. Ben beraber karar verdik oldu. Eşimle. Çok, olur mu? Çok. Evet. Oh mis oldu. Yani saçla makyajla hiç alakası bile yok o takının. Ya şov saçı ya. Zaten bu gotik saçtır, şov saçıdır. Yani siz bunu bilmiyor musunuz? Ama görmesek inanacağız. Alnındaki o aparatın hiç alakası yok şaka yani bu kombinle. Şaka herhalde bize şaka ya yaptım. Ben yaptığım işin arkasındayım arkadaşlar. İyi veya kötü. Tabii ki eleştireceksiniz ama arkasındayım. Ben seviyorum ve sevdim. Bu saçın yapılacağı ve bu aksesuarın takılacağı söylenmedi. İlk başta makyajım sadece söylenmişti. O da bu suratındakinin çok çok farklısı. Hiç alakası yok yani. Ben orada da söyledim. Dedim hani farklı bir ruj sürsek. Çünkü bu çok parlak yani olabilitesi yok. Herkes mat sürmüş. Ben de mi mat süreyim onlar gibi? Baktı gördü aynısını sürdü diyecekler. Bakar mısın? Hepsi mat ya. Tamam farklı yani, olsun. Ben farklı onda hiçbir sıkıntı yok. Bence ama yani. Yüz taşıyamadım mesela. Ama ben seninle bunu konuşarak yaptım. Senin şu anda çıkıp burada eleştiri yapman çok yanlış bence. Çünkü biz bunu beraber karar verdik. Beraber karar vermedik. Senin buraya çıkıp bunu eleştirmen sana yakıştıramadım yani. Beraber karar vermedik. Ben orada oturuyordum. Siz ben dediniz ki Aleyna nasıl makyaj yapalım? Yönlendir. Bunu mu söyleyeyim yani? Hayır yönlendir derken beraber yapalım siz dedim ben. Siz ne yapacağınız? Bana daha önceden atıyorsunuz. Ben geliyorum buraya kendimi size ama güvenerek ben karantina günlerinde her ama yer kapalıydı. Ürün lütfen bulamadım. Lütfen kendimi ifade edeyim. Sonra siz bana diyorsunuz ki Aleyna'cığım sen beni yönlendir nasıl makyaj yapalım? Tamam da ürün bulamadım canım. Aynısını çıkartamadım. Ürün bulamadım diye bir şey yok Aleyna, ama. Aleyna burası bir kuaför salonu değil. Burası bir yarışma. Gördüğün ablan senin yıllardır şovlara çıkıyor. Ben de dahil tamam mı? Biz şov saçı ve şov makyajı yaptık lütfen. Ben daha önce şov saçı şov makyajı da yaptırdım. Podyuma da çıktım ama bu kadar kötüsünü görmedim. Üzülerek söylüyorum. Bak bu senin fikrin. Buna saygı duyarım. Beğenirsin beğenmezsin. O ayrı bir noktadır. Burada değerli jüri üyeleri şeyini verecektir. Puanını verecektir. Ya ilk gün ama benim kıyafetimin artısı varsa bile şu an saç makyaj yüzünden ben şu an elendim yani. Nereden biliyorsun elendiğini? Dur bakalım daha birinci gündeyiz daha dört günümüz yani var günde, ya. İlk günde keşke kendini bir bomba gibi gösterseydin de korkutsaydın bizi. Ya bu saç size fazla bile ben anlamıyorum ki. Beni korkutamazsın yani, zaten ben yarıştım arkadaş. Kıyafet
kıyafet çok yakışmış ama saç makyaj bilmiyorum yani. Bu aksesuar olmasa saç senin için okey mi? Hayır değil. Ya saç böyle daha çok 80'ler 90'lar yani avantgard bir saç zaten ama hani tamam şurada da avantgardlık var. Tamam. Ama bakıyorum mesela diğer modellere. Hepsi çalıntı canım hepsi. Hepsi çalıntı daha önce yapıldı bunlar. O yapılmadı Kusura bakma mı? Da. O yapılmadı. Hayır yapılmadı. Ya, avantgard... Bu yapıldı bu yapılmadı. Bir şey söyleyeyim hayır. Bu zaten başka kimse Kusura yapmaz. Kusura bakmayın da bana kalkıp da çalıntı makyajla saçla gelirseniz ben de böyle ekstra ya. Bir şey ben çıkartırım. İstemiyorum yeter Kusura ya. Bakmayın. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.